Hadi bakayım. İşte abi 1.13'ün o muazzam güzelliği burada. Bu arada bakalım burada kaplumbağa falan var mı? Oo, kaplumbağalar buraya da yapmış. Hadi yine iyisiniz kaplumbağalar. İnşaatçı Ulvusta. Ulvusta da çimen. Oha, oyunda çimento var. Abi Minecraft'ta çimento olduğunu ilk defa görüyorum. Bir saniye. Bir dakika. Baltayla sağ tıkladım, bir şey oldu. Bir saniye. Oha bu ne? Oha bu ne? Bir dakika. Bunu sağ tıklıyorum. Creamy ne bu? Soyulmuş mete kütü. 5 senedir Minecraft oynuyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Abi bu ne? This is Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach. This is Fallout. Fick das Grundgesetz. Ich brauch kein Grund zu kick. Sonny Black is back und es wird wieder umgerechnet. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Bugün sizlerle Köycraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım gençler. Evet, bugün yanımda kimsecikler yok abicim. Neyse arkadaşlar, hepiniz videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok bahsetmiş olduğumuz, yakın zamanda başlayacağımızı söylediğimiz bir seriye bugün başlıyoruz gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi karşınızda Bay Doktor'un Kral Dairesi abi. Bugün kanal için bir devrim yapıyoruz ve tekrardan eskisi gibi Jon Craft gibi bir seriye başlıyoruz gençler. Tamamıyla doğal hayat oynayacağımız ve oyunda çok eğleneceğimiz efsane bir seriye başlıyoruz. Bu seride arkadaşlar ters maske düz ev video, bakın oyunda ters maske de var. Burada benim Bay Doktor'un Kral Dairesi oluyor. Benim evim var abi ve Oğuz Aslan'ın kutsal mekanı var arkadaşlar. Şu anlık 3 YouTuber bu seriye başlıyoruz ve arkadaşlar bu seride inanılmaz şeyler olacak. Köycraft'ın ilk bölümü çok güzel geçmeyebilir ama emin olun arkadaşlar ilerleyen bölümlerde efsane şeyler olacak. Şimdi direkt isterseniz oyunu incelemeye başlayalım. Tamamıyla arkadaşlar gerçek hayatmış gibi roleplay yaparak oynamaya çalışacağız. Umarım geçen seneki Jon Craft gibi çok eğlenceli ve çok efsane şeyler bu seride yapabiliriz arkadaşlar. Hemen isterseniz şu şehrimizi, evlerimizi bakalım etrafta neler varmış. Bu arada serveri arkadaşlar 1.13 üzerinden kurdular bize ve biz bu seride abi Minecraft'ın en yeni eşyalarıyla bakalım Köycraft'ı nasıl geçeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada 3 kişinin evi var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ilk bölümü de ben çekiyorum. Çaktırmayın, birazcık hızlı gideceğiz. Yani onları geçmemiz lazım abi. Arabalar, evler, bisikletler, helikopterler. Neyse abi spoiler vermiyorum arkadaşlar. Öncelikle hepimizin evi aynı yapıldı ve herkese eşit miktarda bir alan verildi arkadaşlar. Ve arkadaşlar köyümüze her hafta ve her gün yepyeni şeyler eklenecek. Şu anlık olan şeyleri birlikte sizler beraber keşfedeceğiz. Daha var ya serveri ben bile gezmedim, yani o kadar söyleyeyim. Ve arkadaşlar 1.13'te efsane şeyler olacak, haberiniz olsun. Öncelikle herkesin böyle evinin önünde şey var abi, posta kutusu var. Mesela herkese posta kutusu koymuşlar, böyle bayağı hoş olmuş. Tabi bu değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir tabii ki. Herkesin evi klasik aynı şekilde ve benim burada Bay Doktor'un Kral Dairesi var. Hemen içeri şöyle bir girelim bakalım nasıl yapmışlar. Şöyle içini bomboş yapmışlar. Buraları biz zaten dayayıp döşeceğiz kafamıza göre. Bir tane de chest koymuşlar ve bir biftek var içinde. Süper. Güzel abi, güzel. İlk bifteğimizi bulduk. Bu arada arkadaşlar çok hani böyle gerçek hayat olduğu için çok çabuk acıkıyoruz. Hani o yüzden koşmayı pek düşünmüyorum açıkçası oyunda. Ve arkadaşlar köyde de bazı kurallar var. Bu arada evimizi de güzel yapmışlar. Fena değil yani. Buraya da zaten dekorasyon edebiliriz abi. Hop şuradan bir çıkalım şöyle. Yes. Ah. Yemin ediyorum köy kokusu aldım ha. Şöyle abi ufak ufak gidelim. Bu arada arkadaşlar ben de sizlere seride ne olacak ne olmayacak bunlardan biraz bahsedeyim. Aynı Jon Craft gibi yapmayı düşünüyoruz ama çok farklı olacak ve tamamıyla gerçek hayat üzerine kurulmuş olacak. Ve şurada bir şey var, şuralara bakmak istiyorum. Hadi gidelim şuralara. Şu an koşmuyorum diye herkes kanser olabilir ama yemek yok arkadaşlar. Ve köyün içinde de hayvan avlamak, çevreye zarar vermek, ağaç kesmek, maden yapmak kesinlikle yasak. Çok uzaklara gitmemiz gerekiyor. Şimdi ooo, burada şans kasası filan var. Ana, elmas, üretilmeyen iksir, örs, kömür, bok, demir kütçesi, iskelet kafası, tecrübe, şeker kamışı. Bu ne, hayatta kalma şansı. Abi kutular. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim, geçenki serimiz gibi böyle çok aşırı şeyler çıkmayacak. Kutu açmak da zor olacak ve her şey çok pahalı olacak yani. Güzel, hayatta kalma impossible, haftalık kasa. Aa, bu haftaki haftalık kasada ne varmış? Elmas çıkma ihtimali var. Kağıt, lav çıkma, kova, altın parçası, kakao çekirdeği. Hmm, mantıklı. Arkadaşlar bu arada TL sistemi ekledik oyuna, şöyle sizlere göstereyim isterseniz. Slash money yazarsam her paramı görebilirim. Şu an arkadaşlar 0 liramız var. Şu an 0 liramız var, bakalım bugün ne yapacağız. Abi bu reis 100 TL'ye anahtar parçacığı veriyor.
5 tane anahtar parçası da ejderha kasası anahtarı veriyor. 4 tanesi haftalık kasa. Yani abi 300 TL'ye hayatta kalma kasası açabiliriz. Mantıklı. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi her gün farklı farklı şeyler gelecek seriye. Ama sizin abi desteğinize çok çok ihtiyacımız var. Haberiniz olsun. Şu arka tarafa gitmeyeceğim. Orada pek bir şey gözükmüyor ya. Şu binaya hatta koşalım ya. Yemek vermişler zaten. Koş ilk bölümden koşalım abi. Sıkıntı yok valla. Yemeğimiz giderse de gitsin artık. Yapacak bir şey yok. Gider avlanırız olmadı. Burada madenler var abi. Ne diyor? Bir tane gold'u 5 dolara satabiliyoruz. Diamond'u 25 liraya satıyoruz. Oo, mis. Zümrüt 35. Zümrüt bayağı zor. Bu mükemmel olmuş. Şu yukarıda ne var acaba? Bakalım şuraya be. Hop. Oo abi zıplama şeyi yapmışlar. Bir dakika. Bu çok güzel. Ay canım gitti. Arkadaşlar bu arada çok dikkatli olmamız lazım oyunda. Tekrardan söylüyorum. Böyle hop çıkalım abi. Süper. Bu ne abi? Döviz bürosu. Satış diyor. Ha galiba biz oyunda dolar kazanacağız aşağıda ve bunu Türk lirasına çevireceğiz. Abi mantıklı yapmışlar. Döviz bürosu falan var. Süper. Bu ne? Kozmetik Mahmut. Aha bu ne? 30 TL'ye yün veriyor. Ana güzel bak. Bak bu güzel olmuş. Bu ne abi? Kozmetik Yakup. Ha bu da aynısı. Yok bu Mahmut bu Yakup. Yakup da yün veriyor abi. Bu kim? Çiftçi Recep amca. Recep. Recep usta da buğday tohumu veriyor. Ya bunu zaten biz dışarıda bulabiliriz. Bak bunu mantıksız yapmışlar. Bunu bence değiştirirler. Bak karpuz tohumu veriyor. Bu olabilir aslında. Bu ne? Balkabağı tohumu 128 lira. İyi para. İyi para. Madenci Alaaddin. Alaaddin ne veriyor? Maden koyun veriyor. Elmas veriyor. Abi 100 TL'ye elmas alabiliyoruz aslında. Mantıklı. Güzel güzel güzel. Bu ne? Rambo Hüseyin. Rambo Hüseyin'de 64 tane kırık taşa para veriyor. Oduna da para veriyor. Yani para kaspa yolları da yapmışlar. Fena değil. Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum. Server gelişecek. Her gün her şey gelecek. Merak etmeyin. Ve seri her gün gelecek. Ben sizlerden şunu istiyorum. Ben sizce bu seriyi facecam'le mi çekeyim izlersiniz yoksa facecam'sız mı çekeyim? Bunu da yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi devam edelim. İnşaatçı Ulvusta. Ulvus'ta da çimen... Oha oyunda çimento var. Abi Minecraft'ta çimento olduğunu ilk defa görüyorum. Bir saniye. Eflatun çimento mu? Yemin ederim çimento oyunda ilk defa görüyorum. Amele Kamuran. Ha, bu da çimento veriyor. Tamam burada pek bir şey yok. Okey yalnız var ya harbiden güzel yapmışlar. Bunlar daha da gelişir gibi ve buradan canımız gidiyor atlayınca. Bunu düzeltseler hiç fena olmaz. Şimdi isterseniz hemen geçsin. Birazcık daha bakalım ne var ne yok diye. Oo bak burada bir şey yapmışlar. Burada ne var? Bakalım hemen. Bu arada dediğim gibi köyde hayvan kesmemiz, ağaç kesmemiz hepsi yasak abi. Haberiniz olsun. Vergi coin. Oha bu ne? Paragöz Necmi. Vergi coin. Oha oyunda bir de vergi vereceğiz. Abi şaka gibi. Bak bu çok kötü oldu. 250 dolar vereceğiz bir de. Oha. Abi şaka gibi. Neyse arkadaşlar şimdi isterseniz biz ufaktan şöyle köyün dışına doğru yardıralım abi hem de köye bakalım ne var ne yok diye. Ondan önce şuraya bir atlamak istiyorum. Hop. Hadi bakayım. İşte abi 1.13'ün o muazzam güzelliği burada. Bu arada bakalım burada kaplumbağa falan var mı? Oo kaplumbağalar buraya da yapmış. Hadi yine iyisiniz kaplumbağalar. Odayı da çok acıkıyoruz ya. Yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Evet abi deniz altına indik bakalım kaplumbağa reisler yüzüyor bu arada canımız. Bu arada nefes alışverişimiz de gidiyor abi dikkatli olmamız lazım. Bir yukarı çıkalım hop nefes alalım tekrar dal 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 dal. Oh. Abi balıklara bakar mısınız ya? Arkadaşlar bu arada cidden yani seri çok çok güzel olacak. Hani tekstür pek falan kullanayım mı kullanmayayım mı bunları tabii ki sizlere soracağız. Hani yorumlar kısmında kesinlikle yazmayı unutmayın. Ve seride hani ne görseniz daha iyi olur onları da yazabilirsiniz. Abi hemen şöyle köyden bayağı uzaklaşalım arkadaşlar. Birazcık ben odun falan kasayım. Hani bu bölüm birazcık tanıtım gibi oldu aslında. Çok bir şey yapamadık ama en azından seri hakkında hem bilginiz oldu. Hem ben de bilgim oldu. Oyunda çimento varmış. İlk defa fark ediyorum bunu. Minecraft'ta çimento varmış ya. Neyse şöyle biraz daha uzaklara gidelim abi. Şöyle git 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 git. Şöyle direkt odun kasmaya başlayalım. Aslında maden de kasabiliriz ama hani bu bölüm çok uzun olmasını istemiyorum. Hani ilk bölümü çok uzun tutarsak arkadaşlar sıkılabilirsiniz sizler de. O yüzden birazcık kısa, birazcık içi dolu olursa bizler için daha iyi olur. Burası iyi gibi duruyor. Burada aslında kesebiliriz odun filan. Biraz da hayvan keseriz hem daha iyi olur. Hemen şuradaki ağaçtan başlayalım o zaman. Hadi bakalım.
Arkadaşlar sizler de lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya güzel bir like sayısı bekliyorum sizlerden. Efsane bir seriye başladık. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. İsmini de biz bulduk. Köy Craft olacak dedik. Köy Craft oldu. Eğer sizin aklınızda farklı böyle craft serileri varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hani bu seriden başka serilere de belki başlayabilirdik. Hemen şöyle kendimize bir crafting table, bir tane de çubuk yapalım. Hop. Bir tane kazma yapalım şöyle. Şimdi kazmayla şey yapalım. Ben birazcık taş kazayım kendime. Taştan aletler yapalım. Hani çünkü tahtadan yaparsak öyle pek de işimize yarayacağını açıkçası ben düşünmüyorum arkadaşlar. Birazcık taş kazalım. 8 tane 10 tane falan yeterli olur diye düşünüyorum. Madeni de isterseniz diğer bölüm yapabilirim. Hani yorumlar kısmına yazın. Diğer bölümde abi işte bunu yap, bunu yap diye yazabilirsiniz. Bu arada facecam'le mi çekeyim? Tekrardan söylüyorum. Facecam'siz mi çekeyim? Onu da yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar taş şimdilik yeterli. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Hop. Bir tane de altımıza koysak mı? Yok ya, taş önemli abi. Toprağı zaten hızlı bir şekilde kırabiliyoruz. Şöyle bir tane daha çubuk yaparsak kendimize. Hop. Şöyle bir tane balta. Hop, bir tane baltayı alalım şöyle. Şöyle bir tane kazma. Bir tane kılıç. Bir tane de kürek yapalım bence. Mis gibi olur diye düşünüyorum. Hop. Bu arada mouse'umun ipi gidiyor. Neden acaba? Anlamadım. Tamamdır. Çok güzel abi. Şu an aletlerimizi yaptık. Şunu da şöyle kıralım abi. Çünkü seride her şey bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunlar da kalsın burada. Şu kazmayı da atayım hani. En azından yeni başlayan birisi belki gelip bulabilir. Hemen biraz şuradan ağaç kazayım. Oh, kas 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 kas. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölümde fazla öyle uzun tutmayacağım. Hani çok sıkılmanızı istemiyorum. Hem seri hakkında fikriniz olmuş oldu. Ve hani seride neler görmek istiyorsunuz tekrardan yorumlar kısmına yazın. Ve arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Yani her gün saat 16.00'da akşam saat 4'te kanalda yepyeni bir video olacak. Haberiniz olsun abicim. Hemen şöyle şunu da kır 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 kır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Baltayla sağ tıkladım, bir şey oldu, bir saniye. Oha bu ne? Oha bu ne? Bir dakika, bunu sağ tıklıyorum. Kırayım, bir ne bu? Soyulmuş mete kütü. 5 senedir Minecraft oynuyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Abi bu ne? Bir dakika, peki her odunu çevirebiliyor muyuz? Oha abi çok iyi. Abi cidden çok iyi. Ya yemin ediyorum o kadar Minecraft oynuyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ya Minecraft cidden değişiyor arkadaşlar. Hani ileride neler olur hiçbir fikrim yok. Birazcık bu arada domuz keselim. Yemeğimiz azalıyor abi. Oyunun bize vermiş olduğu. Hemen şuradan birkaç tane daha keselim. Arkadaşlar o zaman ben bu bölümü dediğim gibi çok uzun tutmayı düşünmüyordum. Tutmayayım da. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi seride neler görmek istiyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu videoda hepinizden güzel bir like sayısı bekliyorum. Şimdi şunlar ne ya, bir bakabilir miyiz bunlara, ne bu? Ha, kırdık, bir şey vermedi. Bu ne? Bunlar klasik çimen galiba, aynen. Bunları kırmamıza pek de gerek yok açıkçası. Neyse arkadaşlar o zaman ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen videoya like atmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Serinin tutması için yani. Yorumlar kısmına da tekrardan söylüyorum. Seri hakkında bize fikir vermeyi unutmayın lütfen. Neler yapalım, neler olsun, neler olmasın, bunları da yazabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Yürüyorlar karanlıklar, sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar, yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere, kafanıza sıkacak.